Merhaba arkadaşlar, Hatice ablanın mutfağından sevgiler, saygılar. Pizza hamurumuzu yoğurmak için kabımıza 5 bardak unumuzu ekledim. 1 paket yaş mayamızı üzerine ufalayalım. 1 tutam tuzumuzu da ekliyorum. 2 çorba kaşığı sıvı yağımızı da koyalım. Büyüğümüzü kontrollü bir şekilde koyarak yoğurma işlemine başlayabiliriz. Suyumuz ılık bir şekilde olsun ki mayalanması çabuk olur. Hamurumuz kulak memesi yumuşaklığında olacak. Çok cıvık bir hamur elde etmemiz lazım. Güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Güzel bir şekilde ununu güzel yedire güzel bir şekilde yoğurduktan sonra işlemlere geçeceğiz inşallah. Hamurumuzu yoğurma işlemi tamamlanmıştı. Üzerini güzel bir şekilde kapatıp 20-25 dakika kadar mayalanmasını bekleyelim. Hamurumuzu mayaladık. Tepsimizin büyüklüğünde güzel bir şekilde hamurumuzu ince bir şekilde açalım. Pizzamızın hamuru ince bir şekilde olmasına özen gösterelim. Üzerine un sürerek oklava yardımıyla ince bir şekilde açalım. Daha sonra elimizle parmaklarımızla böyle hafif bir şekilde bastırarak genişletelim. İnce bir şekilde olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Her tarafı eşit bir şekilde kontrollü olarak elimizle şu şekilde açalım. Tepsinizin büyüklüğüne göre hamurunuzu ince bir şekilde açarsanız daha güzel olur. Kullandığınız tepsiye bağlı. Çatal yardımıyla her bir yerine havasını almak için delik açalım hamurumuza. Bir tatlı kaşığı kadar domates salçamızın içine benim önceden yapmış olduğum domates sosumundan bir kaşık koyuyorum. Üzerine bir çay kaşığı pul biber ekleyip bir çay kaşığı kadar kekimizi de koyalım. Bir çorba kaşığı zeytinyağını da ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırıp pizza hamurumuzun üzerine sürelim. Üzerine güzel bir şekilde sosunu sürdükten sonra istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben çocuklarımın sevdiği malzemelerden kullanacağım. Üzerine dilimlediğim sucuklarımı her yerine eşit bir şekilde koyuyorum. Çekirdeklerini çıkartıp zeytinyağımızı üzerine istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Dilimlemiş olduğum salamları da üzerine ekliyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ne kadar çok seversiniz. Az seviyorsanız az bir şekilde koyabilirsiniz. Üzerine mısırımızı da serpiyorum.
üzerine bol miktarda rendelemiş olduğumuz kaşarımızı da ekleyelim. İsterseniz mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. Benim evde kaşarım olduğu için ben kaşar koyuyorum. Kaşar peyniri. Arkadaşlar pizzamız bitti. 180 derecede ısıtılmış fırınımıza koyalım. Fırından alıyorum. Pizzamız çok güzel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi. Şimdiden bize afiyet olsun. Bir dahaki yemek videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.